Hepinize merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tarifimiz için yarım su bardağı sütün üzerine suyla tamamlayıp karıştırma kabına alıyorum. Ilık süt, ılık su kullanmanızı tavsiye ediyorum. 1 tatlı kaşığı şekeri ve 1 tatlı kaşığı kuru mayayı bu şekilde ekleyip hafifçe karışımı şöyle bir karıştırıyorum. Çeyrek çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve 2 su bardağı unu ilave ediyorum. Ve bunun da üzerine şöyle silme bir çay kaşığı kadar tuz ilave edip yoğurmaya başlıyorum. İlk aşamada ben tahta kaşık kullanıyorum. Hamur tamamen toparlanınca birazcık kontrollü olarak bunu eklemeye devam ediyorum. Toplamda 3 su bardağına yakın un kullandım. Dikkatli kullanırsanız güzel bir sonuç elde edersiniz. Evet, hamur bu kıvama geldikten sonra ben bunu şimdi tezgaha alıyorum ve tezgahın üzerinde hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Mayalı hamurlarda yoğurmanız tabii ki çok çok önemli. Bu aşamayı ben bilerek kesmiyorum ve bir miktar hızlandırarak hepsini göstermeye çalışıyorum size anlatarak. Hamur toparlanınca bunu yoğurduğum kabın içine koyuyorum. Üzerini kapatıp ılık bir ortamda yaklaşık 40 dakika kadar bu şekilde mayalanmasını sağlıyorum. Mayalanan hamuru tezgahımın üzerine alıyorum. Hafif birkaç kere yoğurduktan sonra, içindeki gazı çıktıktan sonra toplamda 7 eşit bezeye bölüyorum. Bezelerimi tezgahın bir kenarına diziyorum. Eğer yapışkan bir hamursa bezelerken bir miktar un kullanabilirsiniz. Şimdi bir tane bezeyi alıyorum. Bu şekilde oklava ya da merdane kullanarak servis tabağı büyüklüğünde büyütüyorum bezemi. Bir tane tabağın altını bu şekilde bolca unluyorum. Tepsi de kullanabilirsiniz. Yaptığım bezeyi bu şekilde üstüne koyuyorum. Yumuşamış olan tereyağıyla her tarafını yağlıyorum. Tereyağının yumuşamış olması önemli tarifimizde. Evet, bu şekilde tüm bezeleri üst üste koyacağım, aralarını yağlayacağım ta ki son bezeye kadar. Bunu da göstermek istedim. Yine üstünü yağlıyorum tereyağıyla. Tüm bezeleri açıp aralarını tereyağla yağladım. Şimdi en son bezeyi de ekliyorum üzerine. Ve bu bezeden sonra artık tereyağı sürmüyorum üzerine. Ve şu şekilde bir poşetle üzerini kapatıyorum sıkı sıkı. Bunu yarım saat buzdolabında dinlenmesi için dolaba götürüyorum. Yarım saatin sonunda buzdolabından çıkarıyorum. Tezgahımı şu şekilde unlayıp tabağı ters çevirip tüm hamurları tezgahın üzerine alıyorum. Bu şekilde şöyle elinizle hafifçe düzelterek yuvarlak bir form verin. Önce parmak uçlarınızla yavaş yavaş büyütün. Bu sırada isterseniz hamuru birazcık ters çevirip arka tarafını da yapabilirsiniz. Tamamen artık el pratikliğinize kalmış sizin. Hamurun altını sık sık unlamayı ihmal etmeyin. Yapıştığı takdirde rulo şeklinde sarması zor olacaktır. Bu şekilde bakın, unlamayı unutmayın, unlayın, su sıkıntı olmaz burada unlamanız.
Böyle altta küçülen bezeler varsa onları da bu şekilde elinize çekiştirebilirsiniz. Ben bu aşamadan sonra merdane ile büyüttüm. Bu şekilde açabildiğiniz kadar açın. Orta boy bu yufka büyüklüğüne geldiğinde tamamdır. Bu şekilde bir hamur kesme ruleti ile önce dörde bölüyorum ben. Ardından her bir parçayı beş parçaya bölüyorum. Bu şekilde 20 tane üçgenim olmuş oluyor. Kahvaltılık sürülebilir çikolatayı bu şekilde dıştan içe doğru böyle hamurun ortasına doğru sürüyorum. Dilerseniz çikolatayı bir miktar soğutup da kullanabilirsiniz. Eğer sıcak bir günde yapıyorsanız. Bu şekilde tüm hamurlara çikolatamı sürdüm ve bakın gördüğünüz gibi videoda gördüğünüz şekilde hamuru hafif çekiştirerek rulo yapıyorum, sarıyorum. Bakın baş tarafından tutuyorum, hafif çeke çeke bu şekilde sarıyorum. Poğaçamızın püf noktalarından bir tanesi de bu. Hepsi bitince bunları tepsiye alıyorum. Tepsi mayası olarak üzerini kapatıp yaklaşık yarım saat kadar oda ısısında bekletiyorum. Bir tane yumurta sarısının içine bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim, çırptım ve poğaçalarımı söndürmeden fırçayla hafif darbelerle sürdüm. 200 derece önceden ısınmış fırında alt üstü çok güzel bir şekilde kızarana dek pişirdim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmanızı ve ufak dahi olsa bir yorum bırakmanızı rica edeceğim. Tarifimi dener ve benimle paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Hepimize hayırlı Ramazanlar, hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın.